Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Daha önceki programda geldiğimiz noktadan itibaren haşir meselesine devam edeceğiz. Sözler adlı kitabın 10. sözünü işliyoruz. Haşrin tabi bir tarafta semereleri, meyveleri var. Bir tarafta haşirin muktazileri var. Bir tarafta da haşirin burhanları var. Yani ne demek bu? Yani muktazi derken hani semere meyve denildiği zaman tamam haşir inancına sahip olan bir kimsenin hem dünyevi hem ukrevi kazandığı neticeler demektir. Ama bir de muktazi tabir edilen ki bu akşam üzerinde duracağız. Muktazi tabir edilen şey ise yani gerekçe. Niçin ahiret var? Ahirete ne lüzum var? Peki ahiretin gelmesine gelmesini gerektiren sebepler ne? Gibi konuların daha doğrusu soruların cevapları mahiyetinde bu akşam bir konuyu açmaya çalışacağız. Ki iki hafta böyle devam ettik buna iki programdır. Şimdi bu üçüncü programda bu konunun üçüncü bir boyutunu ele alacağız. Bir de Burhan denilen hadise vardır. Burhan yani delil. Peki tamam haşre ihtiyaç var. Mutlaka da gelmesi lazım diye muktazisi öğrendikten sonra peki bunun bir delili var mı diye bir delili var. Bu akşam bunu görmeyeceğiz tabi. Şimdi biz sadece 10. söz muktazi meselesini ele aldığı için haşrin muktazilerini bunun üzerinde duracağız. Muktazi gerekçe yani kısaca Türkçe ifadesiyle gerekçe bunun üzerinde duracağız. Haşir denildiği zaman malum ahiret demektir. Bu dünya tamamen harap olacak, yıkılacak. Kıyametin kopmasıyla. Bütün canlılar ölecek. Öldükten sonra tekrar bir diriliş yaşanacak. Bu diriliş de ahiret suretinde olacak. Öbür dünya dediğimiz, ahiret dediğimiz hadise. Haşir denilen şey budur. Ahiretin varlığı yani. Bunun ispatı, bunun muktazileri. Şimdi bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'de tabi yüzlerce belki binlerce hatta ve hatta bütün ayetler bile gerek işari gerek remzi gerekse doğrudan doğruya böyle haşri ispat ediyorlar. Veya en azından işaret ediyorlar. Şimdi bunlar içerisinde bu yüzlerce binlerce dediğimiz ayet içerisinde 10. sözün başına Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir ayeti kerime almış onlar içerisinde. Bu ayeti kerime Diğer ayetler arasında önemli bir konumu olduğu için, önemli bir yeri olduğu için özellikle alınmış. Çünkü diğer ayetleri anlayabilmek için bu ayetin kalıbını öğrenmemiz gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerimle tefsir edebilmek için bu ayeti almamız gerekiyor ve Haşir meselesini bütün diğer haşirden bahseden ayetleri bunun üzerine bina edelim. Bunun üzerine koyalım, yerleştirelim. Bu ayet e, Rum suresinin 50. ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila rahmetillahi keyfe yuhil arda bade mevtiha inne zâlike le mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu lazım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine rahmet eseri olarak ne varsa hepsine bir bakın. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Özellikle ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? O diriltiliş keyfiyetini görün. Eserlere bak. Bu yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bu köy keyfiyeti görün. İnne zâlike lemuhyil merta, Ölümünün ardından yeryüzünü dirilten ölüleri dirilten muhyidir ki elbette ölenleri diriltecektir. Demek ki yeryüzünü ölümünün ardından dirilten ölüleri dirilten muhyidir. Bu muhyi isminin iktizasınca gereğince elbette ölenleri de diriltecektir. Ölenler başını alıp öyle istediği yere gidemezler yani. Mutlaka dirilecek, hesaba çekilecektir. O hu ala şeyin kadir. O bunu yapmaya kadirdir. Yani her şeye kadirdir. Bunu yapmaya da kadirdir. Şimdi bundan önceki programlarda hatırlayacağız. İki hakikat işledik. Bir tanesinde rububiyet ve uluhiyetin saltanatına baktık eserlerde. Rahmet eserlerinde. Rububiyet ve uluhiyetin saltanatına baktık. Rububiyet ve uluhiyetin saltanatını nasıl gördük orada? Kainat muhteşem bir fabrika gibi. Düzenli bir şekilde çalışıyor. O fabrikanın içerisindeki tüm ekipmanlar ve tüm varlıklar o saltanatın yani otoritenin yaptırım gücü karşısında boyun eğmiş vaziyette. Herkes görevini yapıyor. Güneş görevini yapıyor, ay görevini yapıyor. Mevsimler görevini yapıyor, dünya görevini yapıyor. Dünyanın içinde ve kainatın içinde ne kadar varlık varsa hepsi görevini yapıyor. Müthiş bir idare var. O idareye baş kaldıran yok. Ve o idarenin sultası, saltanatı yani yaptırım gücü karşısında ise hiç boşluk yok, otorite boşluğu yok yani. Ve uluhiyet yani şu kainat fabrikasının patronluğu noktasında da baktığımız zaman evet hakikaten şu kainatın mülki Allah'a aittir. Ve o mülki hiç kimseyi taksim etmediğini ortak kabul etmediğini de bize gösteriyor. Ne idarede ortak kabul ediyor ne de efendim şu kainatın sahipliği noktasında veya kainattan çıkan ürün noktasında hiç kimseyi ortak kabul etmiyor. Uluhiyet noktasında yani. Bunu gördük. İşte esere bak, kainattaki rububiyet ve uluhiyetin saltanatını gör. Asla o otoritede, o saltanatta boşluk yok. İşte bunu yapan, hani dedi ya burada, bunu dirilten muhiyidir dedik ya, muhyinin içerisine şimdi Rabb'i koyacağız. Bunu yapan, rububiyet ve uluhiyetin sahibi olan kimdir? Rabb'imiz ve ilah'ımızdır. Rab ve ilah olması hasebiyle Cenab-ı Hak elbette o raplığa boyun eğmeyen kimselere ceza vermek ve hakikaten o raplığın tecellisi karşısında ruhiyetin tecellisi karşısında da itaat edenlere mükafatını vermek üzere mutlaka bir dar ahiret kurulması lazım. Ahiret yurdu kurulması lazım. Rab ve ilah isimlerini iktizasınca ahiretin gelmesi lazım. Niye? Çünkü o Rab ve İlah ünvanlarının gereği bu dünyada tam tahakkuk etmiyor. Cenab-ı Hak hiç o noktaya müsaade eder mi? Etmez. O zaman kim ortak şirk koşmuş, kainatın mülküne sahip çıkmış ya da otoriteye el karıştırmış, onların cezası vermesi lazım. Kim o ilaha boyun eğmiş, ibadetini yapmış, itaat etmiş? Kim o rububiyetin kainatının işleyişine uygun hareket etmiş? Onlarda mükafat görmesi lazım. E bu dünyada ne mükafat gören var ne ceza alan var doğru belli. O halde başka bir alem ilah ve rab isimlerinin iktizasınca ne yapması lazım? Kurulması lazım gereği. Sonra ikinci hakikati işledik. İkinci hakikatte de neyi gördük? Birincisi hikmet, ikincisi adalet, değil mi? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerini diyor. Yani zerrelerden güneşlere, yıldızlara, galaksilere kadar bak her şeye. Hikmet var mı? Var. Her şey yerli yerine ve düzenli bir şekilde. Düzenli olmayan bir şey var mı? Ağaca bak. Düzenli. Kendi vücuduna bak. Düzenli. Her şeyde bir sistem var. Her şeyde bir düzgünlülük var. Değil mi? Yeryüzüne şöyle bir bakın. Hangi varlığa bakarsanız bakın. Hepsi düzenli bir şekilde. Onların kendi ferdi hayatlarında düzenlilik var. Bir de topyekün hepsini bir araya getir. Ekolojik yine düzenlilik var. İşte eserde bunları gördük. Yani hikmeti gördük. İşte bu yeryüzünde, bu kainattaki bu hikmeti, şu düzenliliği yapan kimdir? Hakimdir ki hakim isminin iktizasınca mutlaka ahireti getirmesi lazım. Niye? Çünkü o hikmeti bozan insanlara ceza, o hikmete uygun hareket edenlere de mükafat verilmesi lazım. Bu dünyada verilmiyor, o halde ahirette verilecek. Adalet de öyledir. Bak şimdi rahmet eserlerine neyi gör orada bu sefer? Adaleti gör. Her tarafta adalet var mı? Her tarafta bir denge var mı? Denge, terazi. Adaletin sembolü neydi? Terazi. Her şeyde bu denge terazi var mı? Var. E vücudumuza bakıyoruz. Bizim kan miktarında bir ölçü var, terazi var. Al yuvarlarımız bellidir, ak yuvarlarımızın miktarı bellidir. Hatta trombositlerin miktarı bellidir. Hatta onu bırakın, o kanı devreden kalbin atışları ve atışının şiddeti bile bellidir. Fazla şiddette attığı zaman tansiyonun yüksek. Biraz düşük şiddette attı, aktığı attığı zaman o zaman tansiyonun düşük oluyor. Bir denge var mı? Terazi var mı? Var. Tabi Cenab-ı Hak onu dengeli yaratıyor da bizim yanlış kullanımımız sebebiyle de o dengeler bozuluyor. Değil mi? Her şeyde adalet var. Peki insanlar kendi aralarında da adaletli olmaları lazım değil mi? Bu adalete uygun hareket etmeleri lazım değil mi? Evet etmeleri lazım ama hiç ona riayet eden doğru belli insan yok. Hatta zalimler o teraziyi ayaklarının altına almışlar. İnsanları tıkır tıkır böyle vuruyorlar, öldürüyorlar ya da boyunlarını kesip şey yapıyorlar. Kurban ediyorlar insanlar. Mallarını gasp ediyorlar. Yurtlarından ne yapıyorlar? Onları kovuyorlar. Yani malından, mülkünden, evinden, köyünden, canından ediyorlar insanları. Böyle bir adalet var mı? Şu kainattaki adalet gibi bir ölçü denge gözetiyorlar mı? Gözetmiyorlar. İşte o adalet madem her tarafta var, bunu yapan adildir ki o adil isminin muktezasınca o adaleti bozan insanlara ceza vermek lazım. Bu dünyada veriliyor mu? Verilmiyor. O halde başka bir alem onun için kurulması lazım. O adil isminin iktizası bunu gerektirir. Her şeyde adaleti gözeten bir adil varsa ki var bütün kainattaki o adalet o terazi onu gösteriyor o halde Bunları bozan insanlara ceza vermek üzere o adil isminin gereğince, iktizasınca ahiret mutlaka gelmesi lazım. Gelmezse o adalet adalet yerini bulmaz. Ve o adalete uygun hareket eden de burada mesela hayatlarını bile ortaya koyan insanlara da elbette bir ödül verilmesi lazım. Bu dünyada adalet peşinde koşan insanlar en fazla Meşakkatı en fazla yani çileyi onlar çekiyorlar. Bu kadar uğraştıkları halde Ödülsüz olmaz mı? Onlara da ödül vermek verilmek üzere mutlaka ve mutlaka ahiretin gelmesi lazım. Demek adil ismi de ahiretin varlığını iktiza ediyor, gerekli kılıyor. Demek bu ayet-i kerime bize bir kalıp oluşturuyor. Allah'ın rahmet eserine bak. Oradaki şeyi gör, fiili gör. O fiilin yapan mutlaka faili vardır. Adil gibi, hakim gibi, efendim Rab gibi, ilah gibi isimler vardır. Bu isimlerin iktizasınca mutlaka ahiret gelmesi lazım. Ayet-i Kerime bize bu kalıbı oluşturuyor. Şimdi bu çerçevede şimdi ikinci hakikate geldik. İkinci hakikatte de Kerem ve rahmet kapısından içeriye gireceğiz. Kerim ve Rahim isimlerinin cilvelerini göreceğiz. Yani Kerim ve Rahim isimleri bizi nereye götürecek? Bizi ahirete götürecek. Gene o ayet-i kerimenin Rum suresinin 50. ayetinin kalıbıyla bu meseleyi ele alacağız. Bu ikinci hakikatte geçiyor. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kereme, nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gazza gayret sahibi olan şu alemin Rabbi Kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine de şayeste bir mücazatta bulunmasın. Hani bizim şeyimiz vardı bir Risale-i Nur'u okuma sistemimiz vardı değil mi? Altı tane noktaya dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir tanesi neydi? Risale-i Nur tefsir olduğu için önce baştaki ayeti öğrenmemiz gerekiyordu. Her Risale'nin başında bir ayet var. O ayetlerin tefsiridir Risale-i Nur. Şimdi bu Haşir Risalesi'nin başındaki o ayeti gördük. O ayette neydi az önce? İşte fanzur ila eser rahmetillahi kefe yuhil arda ba'de kadir. Yani şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Onu gör. İşte bunu yapan ölüleri dirilten muhiyidir ki muhi isminin iktizasınca elbette ölenleri diriltecektir. O ise her şeye kadirdir. Öğrendik bunu. Ezberledik bunu. Şimdi ikinci olan şey düz okuma. Bu ayet-i kerimeyi öğrendikten sonra düz okuyoruz. Sonra o ayetle irtibatını kuruyoruz. Üçüncü adımda da. Ana bir fikir, ana fikir çıkartıyoruz. Ana temasını çıkartıyoruz. Sonra ha bilmediğimiz kelimeler varsa onları öğreniyoruz. Şimdi düz okuduk. Tekrar okuyayım isterseniz. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile niyetsiz bir kereme, niyetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste, mücazatta bulunmasın. Bit. O ayeti kerimeyi burada tatbik etti. Şimdi nasıl tatbik ettiğini öğreneceğiz. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir soru ya da herhangi bir katkısı olan var mı? Hemen onu söyleyeyim. Herhalde yok. Devam ediyoruz. Şimdi o ayeti kerimenin verdiği kalıp bu birinci paragrafta bitti. Şimdi ondan sonra evet şu dünya gidişatına bakılırsa görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut ta en kaviye kadar her canına layık bir rızık veriliyor. Dedi ya burada nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet görünüyor diye. Onun şimdi ispatını yapıyor. Birinci paragrafta aslında o ayeti kerimeyi nin kalıbını takbik etti. Bitti olay yani burada. Bundan sonrası bölümler olmasa da burada ayeti kerimenin tefsiri yapıldı. Nasıl yapıldı? Şimdi zerrelerden güneşlere ve hatta bütün kainatın tamamına baktığınızdan gösterdiği asar ile eserler. Harifenzu ile eser rahmetillah diyor ya Allah'ın rahmet eserlerine bak. Nihayet eserlerde ne var? Bir kerem fiili var. Nihayetsiz de bir rahmet var. Kerem ne demek? İkram. Rahmet ne demek? Merhamet demek. Her şey merhametle merhamet çerçevesinde ne yapılıyor? Yani kereme masar kılınıyor. Yani ikram ediliyor onlara. Hem de merhametle yani. Yani Cenab-ı Hak bir nimet verecek yüzüne çarparak vermiyor. Nasıl veriyor? Öyle bir merhametle ki sorma. Mesela bahar mevsiminde meyveleri yaratacak. Önce ne yapıyor? Bak rahmetini nasıl gösteriyor. Öyle bir hoş bir şekilde gösteriyor ki önce çiçekler açıyor. Süslendiriyor. Bir gelin gibi adeta ağaçlara. Meyve vermeden. Sonra peşinden yapraklar çıkıyor. Yeşillendiriyor onu. Daha da böyle. Hoş bir hale getiriyor. Sonra peşinden meyveler çıkıyor. O meyveler daha da olgunlaşıyor. Sonra o meyveler tatlara bürünüyor, renklere bürünüyor, değil mi? Ve öyle güzel paket halinde sana takdim ediliyor ki, rengine baksan, iştahını kabartıyor, tadına baksan, tadından yani e, e, yemesine doyum olmuyor Böyle muhteşem bir ikram var. Hem de nasıl? Merhametle bir ikram var sana. Bu var mı var? Allah'ın rahmet eserlerinde bu fiil görünüyor mu? görünüyor. Peki bunu yapan kimdir? Kerim. Kerim ve Rahim. İşte bunu yapan Kerim ve Rahim'dir yeryüzünde. Kerim ve Rahim isminin iktizasınca elbette ki o kerem ve rahmet kesilmemesi lazım. Devam etmesi lazım. Değil mi? Aile de, ölünce de bitti bittiğine göre o zaman başka bir alemde bunun devam etmesi lazım. Demek Kerim ve Rahim isimleri ahireti iktiza ediyor. Peki Kerem'in yanında da ne var? Bir de izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olması var. Çünkü bir anneyi düşünün. Hani Rahim'dir. Rahim ismin tecellisini anne, anneler daha çok masar. Kenan abi niye Rahman değildir Rahim diye sorsak? Ha işte onu şimdi oraya geldim. Öyle mi? Ha, tam orada söyledin. Şimdi annenin mesela Rahim ismine masardır anne. Baba daha çok Rahman ismine masardır. Anne mesela yavrusuna karşı çok özel bir şefkatle ne yapar? Üzerinde titrer. Onu ne yapar? O rahmetinin gereği olarak, o merhametin şefkatinin gereği olarak çocuğunu besler. Karnını doyurtur, doyurur. Büyümesi için, konuşması için, yürümesi için her türlü elinden geleni yapar. Ama ona zarar verecek şeylere karşı da anne canını bile verir. Değil mi? Canını bile verir. Birisi ona bir zarar vermeye kalksın. Annesi babasından önce koşar. Doğru değil mi? Rahman ve Rahim isim, şey, Rahim ve Kerim isimlerinin şeyi o. Yani gereği o. Anne buna çok mazhardır. Demek şefkatiyle ona çok iyi muamelelerde bulunur. Onu süsler, onu karnını doyurur, onu efendime söyleyeyim taltif eder, büyümesi için, adam olması için elinden geleni yapar. Çocuğu adam oluncaya kadar. Hatta adam olsa bile ben biliyorum oğlu 60 yaşına gelmiş, anne 90 yaşında. Oğluna diyor ki işe giderken oğlum dikkat et, arabalara dikkat et yolda giderken diyor. Oğlu 60 yaşına gelmiş. Ya <laughs> oğlum arabalara dikkat et diyor. Halen daha devam ediyor onun şeyi, o şefkati. Yani 60 yaşına gelen bir insan arabaya dikkat etmez mi artık? İyisini kötüsünü bilmez Ama o annelik görevini yapıyor. Tehlikelerden onu korur. Adam olur ve halen daha devam eder bu. Merhamet. İşte annede görünen bu şey bütün kainatta Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bunu tecelli ediyor. Önce az önce söylediğimiz kerem ve rahmetle her şeyde muamele ediyor. Bir meyve verecek ama bir bakıyorsunuz ki özene bezene veriliyor bize. Bir bakıyorsunuz ki senin hoşuna gideceğin tarzda veriliyor. Tam damak zevkine göre veriliyor. Ve tam göz zevkine göre veriliyor. Hatta kulak zevkine göre bile veriyor. Karpuzu kestiği zaman caat diye bir ses çıkartıyor. Kulağın bile hoşuna gidiyor. İştahını kabartıyor insanı değil mi? Evet sorular var herhalde abi orada diyor ya nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi Evet. oradan gayretten kasıt nedir onu ha anlamadım. oraya gelelim ha. şimdi önce bir merhamet tarafı var bunu gösteriyor ama hani bir annenin çocuğuna birisi zarar vermeye kalktığı zaman o zaman da ne yapıyor annenin bir izzeti ve bir gayreti var hemen o harekete geçiyor hemen ona karşı önlem alıyor yani bir insansa bu o insanın karşısına anne sanki aslanlar gibi dikilir yani böyle. Hani bir yerde Üstad zaman Hazretleri diyor ya bir tavuk bile yavrusuna karşı yavrusunu korumak için ite saldırıyor. Boynunu kaptırıyor ite. Öyle yani hayatını verir. O yavrusunu tehlikeden kurtarmak için. Ondaki o işte izzet ve gayrettir o. İzzet ne demek? Önce hani dedik ya bir konuyu anlamak için önce ayet, ondan sonra düz okuma, ondan sonra ayetle irtibat kurmak ki onu kuruyoruz şimdi şu anda o irtibatı. Ondan sonra bilmediğimiz kelimeleri öğreneceğiz ve terimleri de öğreneceğiz bu arada. Bilmediğimiz kelime ve terim, bu izzet ve gayret terimdir aslında. Biraz daha geniş bir arası var. İzzet nedir? Önceki bilgilerimizi şöyle bir ortaya koyalım. İzzet deyince ne anlıyoruz? Sizden katılım bekliyorum. Var mı? Katkıda bulunacak. Şeref gibi bir şey geliyor. Efendim? Şeref gibi Dik duruş, şeref böyle. Bir yücelik. Bir yücelik, evet. İzzet durumu şudur. İzzet, alçaklığı kabul etmeyen bir duygudur. Yani birisine mesela e, küçük düşürmeye kalktığınız zaman toplum içerisinde hemen onun izzeti harekete geçer, kendisini müdafaa eder, küçük düşüttürmez. İşte bu duygu izzetten gelir. Bu izzetini koruyabilmek için de insan mesela toplum içerisinde yüz kısaltısı suçları işlememeye gayret eder. Hırsızlıktı, işte efendime söyleyeyim ahlaksızlıktı vesaire. Niye kendisi? Çünkü toplumun içerisinde küçük düşecek, toplumun içinde seviyesi düşecek. Onu işte düşürmeme şeyine izzet deniliyor duygusuna. Haşa Cenab-ı Hak'ta duygu diye bir şey söylenemez. Bu insanidir duygu denildiği zaman. Cenab-ı Hak'ta da, da bizim bilmediğimiz tarzda onun şahine layık, şanına layık bir izzet var. Birisi Allah'ın aleyhinde ya da ona yakışmayacak bir şekilde ona bir şeyler söylerse Cenab-ı Hakk'ın izzetine dokunur. Hemen ona bir tokat gelir yani. İşte bu izzetin gereği olarak da kafirlerin Allah hakkında söyledikleri kem sözler var onun şanına layık olmayan yakıştırmaları var. Cenab-ı Hak izzet sahibi olduğu için onlara tokat vurması lazım. Bu dünyada pek vurmuyor. O halde bu izzetin gereği olarak ahiretin gelmesi lazım. Bu izzet. Bir de gayret var. Gayret ne demek? Eski bilgilerimizi yine tazeleyelim. Evet. Çabalamak. Gayret etmek yani bir şeye çabalamak. Uğraşmak bir şeyi elde etmek için değil mi? Gayret diye biz öyle biliyoruz. Evet. Bu gayret doğrudur. Fakat bizim Türkçe'de bu burada anlatılmak istenen terim dedik ya özel bir manası var mı? Gıra Arapça kelimesi. Oradan bizim Türkçe'ye geçmiş o. Gıra da bizim Türkçe'de daha çok kıskançlık olarak anlatılır. Kıskançlık. Hatta bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizin bir hadis şerifini anlatırsam daha iyi anlaşılır. Bir gün zina ile ilgili zina işleyen kimsenin ona ceza verilebilmesi için dört tane şahit istenen ayet-i kerime nazil olur. Sahabiler kendi aralarında tabi ayet-i kerimeyi anlatmak, anlamak için soru cevap tarzında bir tartışma meydana gelir. Derler ki dört tane şahit isteniyor. İlla insan dört tane şahit görürse ancak o mahkemede ne olur? Yargılanır, cezası neyse verilir. Fakat şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Şimdi bu ayeti kerime gereğince dört tane şahit isteniyor ya. Allah etmesin yani insan kendi hanımını görse böyle kötü bir halde başkalarıyla. E sokaktan dört tane şahit aramaya mı çalışacak yani? Bir tanesi diyor oradan sahabilerden vallahi kılıcımı çıkar ikisini de gebertirim diyor. <laughs> yani ben dayanamam buna diyor. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerimeye karşı mı geliyorsun? Yok karşı gelmiyor ama duygularım bunu söylüyor benim. Duygularım bunu söylüyor yani ben o o hale dayanamam diyor yani. Ondan sonra diğerleri de diyorlar ki ya vallahi aynı duygu biz de taşıyoruz aslında yani. Ama ayet böyle diyorsa ne yapacaksın? Dört tane şahit olunca bir şey yapamazsın diyor. Gelin diyorlar bunu Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a soralım. Böyle bir şey olursa ne olacak yani? Allah etmesin kimsenin başına vermesin de hani ihtimaller üzerinde duruluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e durumu olduğu gibi arz ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki bak diyor sizin gayretleriniz var ya işte bu kıskançlık duygusu. Hanımını kıskanıyor. Bu gayretlerinizin hepsi bir araya toplansa bütün insanlığın diyor gayreti bir araya toplansa benim gayretin yanında diyor denizde bir damla yapmaz. Ben de ümmetimi yanlış bir yerde gördüğüm zaman öyle kıskanırım diyor. Bir haramda bir yerde. Bütün peygamberlerin gayretleri, bütün insanların gayretleri, hatta meleklerin de, hatta bütün kainattaki varlıkların da gayretleri bir araya toplansa Cenab-ı Hakk'ın gayretinin yanında denizde bir damla yapmaz diyor. Allah da kulunu haramda gördüğü zaman, yasak bir yerde gördüğü zaman öyle kıskanır diyor. Tamam? Şimdi sorunun cevabı yalnız burada verilmiyor. Bunun içinde yok. Onun üzerine bu sefer bir ayet-i kerime nazil oluyor. Karşılıklı lanetleşme ayeti. Bu ayette şöyle deniliyor. Hanım der ki: Ben eğer kocamın iddia ettiği gibi böyle bir işte bulundumsa, bulunduysam bütün insanların ve meleklerin laneti, Allah'ın laneti benim üzerime olsun der. Kocası da der ki: Evet. Ben hanımı böyle bir yerde, gör, böyle bir iş yaparken gördüm. Eğer görmediysem bütün insanların, meleklerin ve Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Der diyor mahkemede hemen ayrılır. Ya artık bitti artık yani iki tane karı koca arasında böyle bir iddia varsa evlilik sürmez artık bitti. Onu mahkeme hemen ayırır diyor onlara. Dört tane şahit olmadığı için de o zina cezası uygulanmaz. Ama o karı koca ayrılır. Burada tabii söylediğimiz şey şu. Demek kıskançlık meselesinden dolayı bu olay anlatılıyor bize değil mi? Yani daha doğrusu kıskançlık konusunu güzel anlatıyor. Buna ne deniliyordu? Gayret deniliyor. Hiç duyduk mu? Gayretullah'a dokundu. Değil mi? Gayretullah'a dokundu. Yani şimdi bir insan hanımının her türlü şeyine katlanır değil mi? Her türlü nesine katlanır? Noksanlığına katlanır. Görevini tam yapamaz. Şunu yapamaz, bunu yapamaz. Hatta hanımı biraz ağzı fazla laf yapsa, kadındırdır derler ya. Her şeye katlanır sabreder hiçbir şey yapmaz. Ne zaman gayrete dokunur? Erkeğin gayretine başka erkekte gördüğü zaman biter iş. Gayretullah orada hemen sınır orasıdır yani. Başka erkekte gördüğü an erkeğin gayretine dokunur. Cenab-ı Hak da kulu şunu yapar, bunu yapar, şunu yapar, şunu yapar. Fakat gayretullah'a dokunduğu bir çizgisi vardır Cenab-ı Hak. Oraya gelince Bak eski kavimler orada helak olmuştur. Gayretullah'a dokunduğu bir nokta vardır. Umumi felaketler bu noktada gelir. Zulüm ve zina yaygın bir hale geldiği zaman toplumun içerisinde onları ortadan kalkacak bir gayret de bulunmazsa yani bir çaba da olmazsa işte o noktada Cenab-ı Hakk'ın bir sınırı var. Oraya geldiği zaman da ne yapar? Gayretullah'a dokunmuş olur. Biz bunu nereden görüyoruz? Az önce söylediğimiz gibi. Yani felaketlerden görüyoruz. işte bunu eski kavimlerin başlarına gelen şeylerden görüyoruz. Bu müthiş bir izzet ve gayret. Bir kendisini Cenab-ı Hak aşağılanmasını istemiyor. İzzet sahibi. İkincisi de gayret sahibi. Yani nedir gayret? Kıskançlık dedik ama Allah kıskançtır denilmez tabi burada. Gayret, gayret sahibi denilir. giret tabir ediliyor. Biraz kıskançlıktan daha bile şey daha bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın şanına layık bir şekilde kullarının günaha girmesini istemiyor yani. İstememesidir. İşte izzet ve gayret sahibi olduğunu biz görüyoruz. İşte buna şayes de bir mücazatta bulunmasın. Madem Cenab-ı Hak'ta böyle bir izzet var, böyle bir gayret var, kendi şanına layık bir şekilde ona layıkta bir ceza vermesi mümkün değil. O kadar insan günaha giriyor, sınırı açmış, çizgi yazmış. Bunlara ceza vermesin. Mümkün mü? Demek o gayret ve izzetinin gereği olarak hatta rahmet ve kereminin gereği olarak mutlaka ahiretin gelmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulları bir annenin evladı gibi daha üstün bir şekilde merhamet ettiği sevdiği kullarını perişan eden insanlar var şu yeryüzünde. Onlara karşı izzet ve gayreti harekete geçmez mi? elbette ki geçer. Onlara cezalarımız. E bu dünyada vermiyor. Görüyorsunuz yani milyonlar so şey evlerinde köylerinden olmuş. Bir o kadar canından olmuş. İnsanların her tarafta bir zulüm kol geziyor. Allah'ın sevdiği kullar perişan bir vaziyette. Allah'ın gayretine dokunacak işler yapan insanlar da o oh, rahat bir şekilde bu kainatta gördüğümüz o gayret ve izzet. Kainatta gördüğümüz kerem ve rahmete şayeste uygun bir ceza ve mükafat görünmüyor burada görünmüyorsa o zaman mutlaka bir bunların göründüğü diyar olması lazım o da ahirettir evet bu e, bahsettiğiniz e, izzet ve gayret yani kıskançlığı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve ikramıyla yani keremiye düşündüğümek gerekir değil mi yoksa başka türlü oldu mu beşeri bir kıskançlık ve noksanlık sanki anlaşılıyor işte dedim ya Cenab-ı Hakk'ın şanına layık bir şekilde. Yani Allah'ın Allah kullarını günahta görmemesi demektir. Yani günahta olmasını istememesi demektir. Yani bir Bizde bu kıskançlık gereği. olarak e, ifade ediliyor. Fakat bizim kıskançlık duygumuzdan çok çok daha üstün. Yani kıskançlık sadece bir mülahaza için söyleniyor burada. Sadece meseleyi ele almak için söyleniyor burada. Ama ondan çok çok daha üstün bir şekilde... Cenab-ı Hak'ın şuunat-ı ilahiyesinde var bu. Şe'nidir bu. Yani sevap işlemesini, Allah'ın hoşuna giden şeyleri yapmasını Allah ister, değil mi kullarından? Günaha girmesini ister mi? İstemez. İstemez. Ona da gayret deniliyor işte. Ona da izzet deniliyor evet. Şimdi farkına varıyor musunuz? Yani konuyu anlamak için düz okumak yetmiyor. Kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Kelimeleri bilmek de yetmiyor. Terimleri bilmemiz gerekiyor. Mesela gayret kelimesini, izzet kelimesini bilmezsek konuyu anlayabilir miyiz? Rahmet ve kerem o terimlerini bilmezsek konuyu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Bu dört tane, beş tane adım atılması lazım mutlaka konunun anlaşılması için. Yoksa ayeti anlayamayız. Ayeti anlamayınca da e nasıl uygulayacaksın bunu? Altıncı adımımız neydi bizim? Ha o öğrendiğimiz bu bilgileri hayata aktarmak bu defa, tatbik etmek. Hakikaten Cenab-ı Hak bak şundan hoşlanmıyor o zaman ben yapmayayım. Gayretine ve izzetine dokunuyor çünkü. O halde neden hoşlanıyor? Şunu, şunu, şundan, şundan, şunu? Onları yapayım. O zaman kerem ve rahmetine mazhar olurum. Gibi hayatımızı onlarla şekillendirmek. Yani ahiret endeksli çalışmak. Ahiret de bunlara göre çalışıyor. Bunlara hizmet ediyor. Bu esmanın bir tecellisidir. Yani. Şimdi Ahmetciğim nasıl yapabiliriz bu şeyi? Burada öğrendiğimiz bilgi ayeti kerimeye kalıbına nasıl uydurabiliriz? O Abi, kalıba nasıl koyarız? Benim aklıma şu geldi. İşte Heh. bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünde nasıl ikram ediyor? Heh. Bu evrende böyle ikram eden elbette, de, ki kerimdir. İkramına devam edecek kerimdir. Evet kerim'dir. kerim ismine götürüyor. i̇kramını yani ölümle kesmek istemez. Kesmek istemez devam Başka bir aileti yaratır. Ya yani başka bir diyar yaratır orada devam ettir. Evet. Güzel. Abi peki e, bu keremini öteki tarafa bırakması veya ahiret yurdunda açması aslında rahmetinin kereminin hani sadece açma fiili bile rahmetinin kereminin bir göstergesi diyebilir miyiz? Hani açarak biz aslında bir ikramda bulunuyor ahirete açarak. Veya tabii, bir merhamette tabii, bulunuyor. Tabii, tabii. Öyle. Fakat şu var yani mesela kafirlerin bile Allah'a düşman olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Kafir niye Allah düşmanıdır? Sebeplerinden bir tanesi şu. En büyük sebebi var. Güzel bir hayat vermiş Cenab-ı Hak bu dünyada. Güzel güzel yaşıyor. Birden Birdenbire ölümle bütün o güzellikleri Cenab-ı Hak elinden alıyor. Şimdi mesela sizin cebinizde 100 lira parayı bir tane sizin de mesela 100 lira var öğrencisiniz. Baya sizin için 100 lira bir değer ifade eder değil mi yani? Evet. Bunu birisi gelse alsa çalsa götürse siz ona düşman olur musunuz olmaz mısınız? Ee, olursunuz olur. değil mi? Olur. <laughs> i̇şte bayağı baya olursunuz. Hele bu 10 milyon olsa sizin için ooo oh, oh. evet. yani haydi haydi düşman olursunuz. İşte bunun gibi size ait bir şeyi birisi siz sahip olmuşsunuz ona. Onu elinizden almaya kalksa siz ona düşman olursunuz. Veya sizin hayatınızı, hayatınız önemli bir şeydir. Tehdit eden hayatınızı elinden almak isteyene hadi haydi haydi düşman olursunuz değil mi? Çünkü sahip olduğunuz bir şeyi elinizden alıyor. Şimdi Allah da ölüm ile sahip olduğu bir kimsenin o değerleri, güzellikleri elinden alması onun için ters. Allah bizi öldürecek. Bak elimizdeki bu güzellikleri alıyor diye Allah düşmanı ondan oluyorlar çoklar. Ve o tip insanlar da devamlı Allah bize azap verecek değil mi? Ondan sonra bir de elimizden her şeyi veriyor. Bir de cehennemine atacak. ha. Falan diye duymuşum. Ateistlerden bunu duymuşum. Devamlı bunu tekrarlıyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak niye durup dururken kullarını kendine düşman etsin canım? sahip olduğu şeyleri elinden alarak kendine düşman etsin. Mümkün mü bu? Hatta bir şey anlatırlar. Ee, çok değerli bir parça varmış, bir şey de bir ev bulmuş. Bunu demiş ki ya değerlendireyim. Bakıyor ki ben bunu değerlendiremem. Bunu çok değerli bir insanın elinde daha fazla değerli olur diye. Kime vereyim, kime vereyim, kime vereyim diye düşünürken diyor ki bunu versem versem krala vereyim. O daha fazla değerlendirir bunu diyor. Kralın huzuruna diyor ki çok önemli bir şey size takdim etmek istiyorum, çıkmak istiyorum huzurunuza diyor. İzin veriyorlar, kralın huzuruna çıkıyor ve o değerli parçayı ona veriyor, krala veriyor. Kral da alıyor, hakikaten çok değerli bir şey, bana layık gördün diye verin buna diyor, üç kese altın. Üç kese altını veriyorlar. Şimdi adam ne yapıyor? Seviniyor tabii. O parça işine yaramıyor ama o üç kese altın bayağı işine yarıyor, çok seviniyor adam. Ondan sonra adamı huzurundan çıkarken cellatlarına diyor ki dışarıya çıkınca bu adamın boynunu vurun diyor. Şimdi <laughs> dışarıya çıkart çıkmaz adamı yaka paça tutuyorlar boynunu vuruyorlar. Bu sefer ne yapıyor? Çok değerli parçayı krala layık görüyor. O kadar seviyordu kralı. Boynunu vurmaya kalkınca altınlar da verince daha da çok seviyor. Ama boynunu vurmaya kalkınca ne yapıyor? Kralın düşmanı oluyor. Kralı lanetlemeye başlıyor. Şimdi aynı şekilde Cenab-ı Hak bu dünyada aynen bu kralın hani o misalinde olduğu gibi bize çok değerli şeyler veriyor. Hayat veriyor, hayata lazım olacak her şeyi veriyor. Hayatın bütün konforunu önümüze seriyor. Ve hakikaten gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, damağımızın zevk aldığı her şeyi de yeryüzünü bir sofra yaparak önüne seriyor. Bütün bunları sana vermiş, memnun etmiş. Pat diye o kralın hani altınları verdiği gibi tekrar dışarıya çıkarken boynunu vuruyor senin. E sen şimdi ne o altını versin dersin ne de boynunu vu, yani boynumu vursun dersin değil mi yani? İkisi de lazım değil dersin ya. Yani. Şimdi bir insan hayat sahibi olduktan sonra elindeki değerlerin alınması onun hoşuna gitmez. Cenab-ı Hak niye durup dururken kullarını kendisine düşman etsin ki yani? Verdi dünya hayatını güzelim güzelim memnun etti. E tekrar al. Bu ne rahmete sığar ne kereme sığar ikram. Altın üç kese şey kral üç kese altın verdi. İkram da dışarıda boynunu vurduruyor. Nasıl ikram bu? İkramlığa sığar mı? Sığmaz. Cenab-ı Hak da kullarını kendine durup dururken düşman etmez. Bu dünya hayatındaki nimetleri vermiştir. Ve diyor ki ey insanlar Bunlara şükrederseniz bundan daha güzelini size vereceğim diyor. Daha da güzelini veriyor. Daha da kendisini sevdiriyor. İşte o kerem ve o rahmete şayes de bir mükafat olması için, layık bir mükafat olması için, merhamet olması için mutlaka ahiretin gelmesi lazım. Ahiret gelmezse durup dururken Allah bütün kullarını kendine düşman eder ya. Kenan abi burada anlattıklarınızdan şunu da fark ettim ben. Yani doğru bir varlık algınız varsa ondan ahirete ulaşıyorsunuz. Mesela keremi ve rahmeti görüyorsanız o kafa gözüyle veya işte akıl gözüyle görüyorsanız o sizi bir şekilde götürüyor ahirete. Ama hani karşı taraf da genelde şunu yapıyor. Ya dünyada bu kadar çocuk ölürken bu kadar Allah nasıl var olur falan. Hani bunlara görmüyor mu acılar var falan. Nazarımız önce böyle sorunlu alana çekiyor ya da doğrudan okunmayan alana çekiyor. Ondan sonra rahmeti keremi görmez hale getiriyor. Ondan sonra yok dedirtiyor bize. Evet. Sanki öyle bir tuzaklı bir şey de var. Hani burada önce ya, valilik yani algısı. Ya mesela şey meşhur Türkiye'deki yazarlardan bir tanesi. isim vermeyeceğim. 17 Ağustos depremi olduğu zaman hadi büyük insanlar günah işledi de onlara diyor hani depremle başlarına evlerini yıktın. Bu küçük masum çocuklar ne günah işledi diyor. Yani bunların da enkaz altında canlarını aldın. Haşa. Hatta öyle bir tabir kullanıyor ki gece yarısı homurtun da geldin insan o masum çocukların başlarını evlerini yıktın tabirini kullandı. Bu ahiret endeksli düşünmediği için bunu söylüyor İsyan içinde. Ahiret endeksli düşünse o çocuklar bu dünyadan daha güzel bir aleme gitti. Hakikaten iyi ki gelmişiz buraya dedettirecek bir vaziyeti eğer iman gözüyle görebilseydi ahirete inanç gözüyle görebilseydi bu sözleri söylemezdi. Sadece dünya açısından bakıyor, sadece dış cepheden bakıyor. Ahiret açısından bakmıyor mesela. Fakat Cenab-ı Hak diyor ki üzülmeyin siz. Çocuksanız ahirette ebedi çocuk olacaksınız ve ahiretin en güzel çocukları olacaksınız. Eğer hakikaten güzel işler yapmışsanız eviniz de başınıza yıkılsa Allah sadaka olarak onu alıyor. Hatta o ev yerine küçücük bir işte apartman dairesidir ya da Nedir? İşte e, küçücük bir hattı villası olsun yani insanlar. Ne olacak yani? Size diyor hakikaten yani paha biçilmez saraylar vereceğim diyor. Değil mi? Hatta hayatınız mı gitti? O e, faniydi zaten. Zaten ölecektiniz. Size ebedi bir hayat veriyorum. Hem de sonsuza dek, hem de mutlu bir hayat. Hastalık derdi yok. Yarın endişesi yok. Komşunun kem söz işitme derdi yok. İstikbal endişesi yok. Gelecek endişesi yok. Acaba para kazanır mıyım, kazanmaz mıyım diye derdi yok. Böyle sonsuza dek sürecek mutlu bir hayat. Giderleriniz devlet hazinesinden. Saraylar, köşkler ve içindeki hizmetçi, hizmetçiler, kılmanlar, oriler. Hepsi hazır. Sonsuza dek mutlu bir hayat sizi bekliyor işte. Geçici, fani, sıkıntılı bir dünyadan daha müreffeh, daha güzel bir hayata sizi alıyor. Değil mi? Böyle diyor. Ve öyle diyor ve kullarına diyor ki siz üzülmeyin. Bak bu ciheti de görün. Büyüklere böyle diyor. Küçüklere böyle diyor. E Cenab-ı Hak seni taltif ediyor yani. Gösterdiği bu çünkü bak Cenab-ı Hak merhametini az önce söylediğimiz gibi çiçeklerle süsleyerek ağaçları değil mi? efendime söyleyeyim, e, yapraklarla süsleyerek, ondan sonra meyveler takarak ağaçlara ve senin damak zevkine, göz zevkine, kulak zevkine, gönül zevkine hitap ederek sana nimetlerini takdim ediyor. Yani yüzüne karşı böyle çarpmıyor. Hatta bir hani şey vardı. Ümit Şimşek abi'nin bir misali vardı. Mesela derdi, siz bir karpuz alırsınız. Boğaza nazır bir yere gidersiniz, karpuzu kesersiniz. Aa, sıcağın, sıcak varken gölgenin altında onu afiyetle yersiniz. Sonra akşama gelince de bugün boğaza gittik, bir karpuz kestik, yedik dersiniz değil mi? Cenab-ı Hak o karpuzun gıdasını size serum şeklinde de verebilirdi. Takardınız serumu, karpuzun gıdasını alırdınız değil mi yani? Ama hiçbir zaman böyle demezdiniz. Boğaz'a nazır bir yere gittim. Taktım serumu arkadaşlar beraber. <laughs> Olur mu böyle bir şey? Olmaz değil mi? Bak merhametiyle bize Cenab-ı Hak o karpuzu öyle bir veriyor ki onu yedikten sonra zevkle arkadaşlarına bile anlattırıyor sana. Her tarafta böyle merhametinin rahmetini gösteren bir Allah tutup da bu merhametin yerde kesilmesini ister mi? İstemez elbette. Bundan daha güzelini size vereceğim diyerek o kullarını daha da mutlu eder. 17 Ağustos depremleri değil, dünyanın kendisi böyle bomba olup patlasa gene o insanın mutluluğunu gene bozamaz. Çünkü ahiret inancı var o insanda. Evet. Diyoruz başka şeyler yoksa herhalde bize ayrılan süre doldu. Burada keseceğiz. Var mı soru cevap? Burada her türlü sorular sorulabilir ama cevaplar sınırlıdır. Evet bildiğimiz kadar cevap veriyoruz çünkü. Evet Serdarcığım buyurun. Şimdi hocam burada gayret kelimesi Aha. günümüz tabirinde çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz manadan farklı bir şey çıktı olarak ortaya. çıktı ortaya. Kerim işte. Demek ki o kafamızdaki o şeyi silip atıp silip at. buna odaklanmak lazım. Ya da e, şu anki günümüzdeki o gayret yine orada kullanılıp bu terimdir. Burada bu anlam budur. Burada bu anlamda kullanılır. Öyle mi? Tabii. Şey yapacağız. Tam olarak yüzde yüzünü anlamadım ama biraz anlar gibi oldum. <laughs> gayret kıskançlık demek yani. Kıskançlığı Türkçemizde anlamışsanız bunu da anlamışsınız demek. Evet. Ama bir kapı açıldı. Ha, o kıskançlık mi? yalnız işte o Gerisini kapıyı açacaksın. Allah'ta kıskanç demeyeceksin yani. Evet. Efendim? Ha, gayret sahibi diyeceğiz. Yani çünkü bizim kıskançlığımızdan çok çok üstün. Yani haşa. Ona layık bir şekilde Cenab-ı o gayret var yani. Yani günaha girmesini istemiyor, istemiyor kullarının. Cenab-ı Hak bundan razı değil. Biz bunu anlamamız lazım ondan. Ama bizdeki gayretten, gayret neticesinde yani bizdeki kıskançlık neticesinde nasıl davranıyorsak ha, o davranış Cenab-ı Hak'ta da var. Yani daha doğrusu gayret demek günahta olanlara ceza vermesi demektir. Onun bir sınırı var. Sınırı geçince ceza verir. Güzel. Yani bu terimleri bilmemiz lazım. Yoksa konuyu anlayamayız. Yani ruhunu kavrayamayız. Ben onun için daha iyi anlayabilmemiz için hadisle onu süslemeye çalıştım. Çünkü bizde bir şey var. Gayret demek ne demek demiştiniz Mehmet? Şey, Ahmet. Çaba, sar çaba sarf etme. Bizim Türkçemizde böyle kullanılıyor. Ama burada farklı bir mana var. Onu yerleştirmek için de özellikle hadis-i şerifle süslemeye çalıştım. İnşallah bir neticeye ulaşmışızdır. Demek ayet-i kerime bize bir kalıbı veriyor. Konuyu aldığımız zaman ayetin üzerine bina ettiğimizde de o zaman konu anlaşılmış oluyor. Bu çok önemli bir şey. Allah'ın bak şimdi rahmet eserlerine. O eserine baktıktan sonra içindeki fiili gör. O fiili mutlaka yapan bir fail bir isim vardı. O ismin gereği olarak da ahiret gelecek. Şey bu. Kalıp bu. Peki ahiretin getirmesine Cenab-ı Hakk'ın gücü yeter mi? Elbette yeter. Yani. Ölümünün ardından yeryüzünü diriltiyorsa ...şöyle bahar ve yaz keyfiyetini ortaya koyuyorsa... ...yani ahireti getirmesi de... ...çok kolay olması lazım Cenab-ı Hak için. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Böylece ahiretin kapısını azıcık aralamış olduk. Ee, böyle Cenab-ı Hakk'ın isimleri sayısınca... ...nice kapılar böyle aralanıyor ahirete. Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi... ...hatta 1001 ismi ahiretin varlığını iktiza ediyor, gerektiriyor bunları kavramayı ve dolayısıyla ahirete kesin bir iman ile iman etmeyi ve onunla hayatımızı şekillendirmeyi, ahiret endeksli bir hayat yaşamayı hepimize Cenab-ı Hak nasip etsin diyoruz efendim.